Sabahınız umarım iyisinizdir. Bugün birinci sınıfa tekrardan geri dönüyorum. Beslenme çantam hazır. Çantam da hazır. Şimdi birinci sınıfa dönmeye hazırım. Hadi bakayım. O zil mi çaldı lan? Koş. Oğlum zil çaldı. Öğretmen beni kesin bitirecek. Bir dakika, kapı kendi kendine açıldı. Burası büyülü mü? Aga be, şu tozlu masalar. Özlemişim. Ana siz ne ara çıktınız? Eyüp ne haber? Kardeşim benim be, artık sınıf arkadaşını. Geçeyim mi yanına, oturayım mı? Tamam, teşekkür ederim. Samet, ne haber? Ben sizi bir yerden tanıyorum sanki. Hiç yabancı gelmediniz. Ana, abi senin ne işin var lan burada? Kardeş sen kaç sene sınıfta kaldın da tekrar birinci sınıfa geri ya? İyisin iyi. Kardeşini bırakmıyorsun, gel buraya. Ben bu arada sınıfın abisiyim. Koy bir tarafa, dediğim gibi bugün birinci sınıfa tekrardan geri dönüyorum. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. İlk dersimiz Türkçe. Türkçe hocası gelecek. Bu hoca birazcık sıkıntı. Bu çocuk da çok şarkı söylüyor ki senden bir şarkı alalım, gel. Evet, buraya söyleyebilirsin. Azıcıyor bu vatan. Senin ismin ne? Ben seninle yeni tanışıyorum. Benim adım Cafer. Benim adım Eyüp. Kaç yaşındasın? 1. 1 mi? Kaç yaşındasın? 6 yaşındayım. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. En sevdiğin yemek ne? Hamburger. Hamburger? Boğaz. Böyle yapıyor. Sen kimsin? Seni tanıyalım biraz. Benim adım Samet. Kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Evet. Tamam, bu kadar yeterli. Senin ismin ne? İsmi Ahmet. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Senin huzurunda ne iş? 11 sene okulda kaldım. 11 sene okulda kaldın. Peki hayal kuruyor musun? Vallahi büyük başarı, gel buraya. Oğlum öğretmen gerçekten sessiz oldun. Tamam. Usluca bekleyin. Ben uslu bir öğrenci olacağım. Öğretmen bana kızmasın. Eşan, nasılsınız? İyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Bu kim besleme çantası? Hocam benim, kusura bakma. Buradan aldım. Evet. Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz hocam. Heyecan var mı? Yok hocam. Sen ayağa kalk bakayım. Tanıt kendini, ismin ne? Ya ismim Ahmet. Büyünce ne olacaksın? İnşaatçı olacak hocam, ben biliyorum. Bunun babası da inşaatçı. Büyünce ne olacaksın Ahmet? Aferin, otur yerine. Sen kalk bakayım yakışıklı. İsmin ne? Kaç yaşındasın? Nerelisin? Büyüyünce ne olacaksın? Aferin sana, güzel meslek. Otur bakayım sen de. Sen herhalde yangınları söndüreceğim büyüyünce. Senin hızır, gel buraya. Sen çok konuşuyorsun, ayağa kalk bakayım. Sende orangutan gibi tipin var senin. Sen nerelisin? Hocam ben Erzurumluyum. Hepiniz Erzurumlusunuz bu arada. Erzurumlu buraya mı topladılar? Hocam bize bir kelimeyi söylemeden önce iki kere düşünün. Ters insanlar. Senin çıkışta yamulcu. Sen nasıl birinci sınıfsın? Hocam şimdi bizde birazcık hormonlar büyüyor. Bir dakika. Şişt. Erkek adam ağlamaz. Hocam ne? Eyüp, hocam Eyüp, kalktı. Eyüp yerine oturur musun Eyüp? Senin anneni söyleyeceğim. Sen okulda yaramazlık yaptın, hocayı dağıttık. Senin başın bu. Bize kendini tanıtır mısın? Hocam benim ismim Musa. Sen bizi kutsa. Soy ismim Verir. Bana ne yapayım? Ben birazcık konuşmakta zorluk çeken bir çocuğum. Ölürsek de kime kalmış? Kusuruma bakmayın, ben büyüyünce Polat Alemdar olacağım. Oturabilirsin. Anladım, sen bu sınıfın malısın. Burada devletin bir öğretmeni konuşuyor. Neydim böyle olacağım? Sen kalk bakayım, yakışıklı, küçük, ufaklık. Oldu mu şimdi bu laf mı? Sana diyor hoca, sana. İsmin ne? Eyüpcan. Kaç yaşındasın? 1. 1 yaşındasın. Nasıl 1 yaşındasın? Oğlum sen büyümüyor musun? Büyüyünce ne olmak istiyorsun Eyüpcan? Bana ne ya? Anlaşılanır ki bu sınıf beni çok zorlayacak. Ama bunları güzel bir eğiteceğim ve mezun edeceğim. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Evet çocuklar, bugünkü Türkçe dersimizde size ilk başta alfabe öğreteceğim. Ama öncelikle ben sizin bir yerlerinizi değiştireyim. Musa ve Eyüp bu tarafa, Samet ve Ahmet bu tarafa geçsin. Çünkü onlar benim gözüme daha çok çalışkan geldi. Siz biraz benim gözüme tembel geldiniz. O yüzden çalışkanlar hocam ben geçmem oraya. Neden? Gerekirse bedelini öderiz. Geçmem hocam. Bu 7 yaşında ama öküz gibi korkutuyor beni. Şimdi herkes önceki bir defterini çıkarsın. Defterini, kalemizi çıkartın. Defterini çıkart. Oğlum ne bakıyorsun hocaya? Defterini çıkart dedin lan. Efendim Ahmetciğim. Hocam ben vurmadım. Müsaade. Elim vurdu hocam. Müsaade. Ben mi vurdum? Oğlum akıllı bir çocuksun sen. Tamam, buraya aynen seni okutmaya geldim. Öncelikle konuşmak istiyorsanız parmak kaldırın. Herkes parmak kaldırsın. Konuşmak isteyen parmak kaldır. Samet sen kalk. Ne söylemek istiyorsun? Bakayım doğru defteri mi getirmişsin? Evet, çizgili defter olacak. Doğru getirmişsin. Aferin sen. Aferin. Sen söyle Ahmet. Doğru mu Musa bu dedikli duyduklarım? Hocam ben yapmadım. Hadi bak Samet defterini kalemini çıkartmış. Herkes defterini kalemini çıkarsın. Bu niye kareli? Biz Türkçe dersindeyiz. Çizgili getirmen lazım. Hocam. Anneme dedim ama annem yanlış anlamış. İlk harfimiz A. Yazıyorum A harfini. Bak A harfini böyle yapıyorsunuz bakın. Böyle yukarı çizgi çıkıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Bir tane buraya çizgi çekiyorsunuz. Herkes bu harfini yazsın bir. A harfini yaz. Sınıftakilere ödev vermişken sizlere de ödev veriyorum. Bu videoyu izleyenler şu an kanala abone olup zil tuşunu açıyor. Bir de aşağıdan like atıyor. Sizin ödeviniz de bu. Bunları yaptıysanız hepinizin puanı 100. Musa konuşma evladım. Ama bana lazım. Bana şekil yap. Şaka yap. Ben senin kalemini kullanabilir miyim Eyüp? Teşekkür ederim.
Bir dakika, hocam, yazdınız mı? Hocam doğru çiziyor muyum hocam? Bakayım, bir bakın. Bakayım evladım. Aşağı in sonra. Aferin. Aferin, aferin sana. Sen büyüyünce doktor olacaksın, aferin. Hocam teşekkür ederim. Sen yap bakayım. Yap bakayım Eyüp, Arif'ini yap bakayım. Tahtaya bak, aynısını yap. Aferin. Helal olsun. Güzel. Helal olsun. Hocam Arif uçuyor. Salak konuşma lan. Evet, Samet de Arif'ini güzel yapmış. Aferin, sen de güzel yapmışsın. Aferin sana, çalışkan. Şimdi Ahmet'e bakalım. Ahmet, bu sanki biraz A'ya değil de Yıldız'a benzemiş sanki. Bak, elini tutuyorsun böyle, tamam mı? Böyle yukarı yapıyorsun, aşağı iniyorsun, sonra böyle çiziyorsun. Bu kadar, tamam mı? Yap bir tane daha, yap bakayım sen. Aferin sana, bana ne güzel yaptın. Harfleri öğrendiğinize göre sırayla tahtaya kaldırıyorum. Bir harf söyleyeceğim. Bana söylediğim harfi yazacaksınız, tamam mı? Musa, ilk sen gel. Hocam ben kalkamam. Neden? Şu an kalkamam hocam. Hocam beni kaldırmayın hocam. Kalk bakayım. Altına mı sıçtın? Evet. Anneni hemen arayayım ben seni. Velim nerede senin? Hocam anneme haber vermeyin hocam. Korkudan bir de altım hocam. Alo. Alo Özlem Hanım. Merhabalar. Oğlunuz altında sıçmış da gelip alabilir misiniz? Tamam hadi git. Anne kapının önünde bekle sen, hadi git. Bakmayın. Sen çok yaramazsın. Şurada 2 dakika tek ayak üstüne bekle. Tek ayak üstüne bekliyorsun. Bak, arkadaşınızın halini görüyor musunuz? Eğer yaramazlık yapan olursa böyle tek ayak üstüne bekletirim. Tamam mı? Eyüpcan sen çok sen yaramazlık yap. Sen dil çıkardın. Öğretmene dil çıkartılır mı evladım? Sen niye dil çıkartıyorsun? O da mı sana dil? Musa mı sana dil çıkardı? Yo, ben yapmadım. Sen de tek ayak üstünde. Tek ayak üstünde. Hadi evladım, tek ayak üstünde bekliyorsun. Musa arkadaşlarına git, tek ayak üstünde bekliyorsun. Eyüp, hep senin yüzünden Eyüp. Hep senin yüzünden hoca bize ceza veriyor. Şut mu çekeceksin, ne yapıyorsun oğlum? Tamam hadi, cezanız bitti. Hocam ayağım yoruldu hocam. Musa'cım gel bakayım. Şimdi izleyin, seyredin oğlum, bak nasıl yapılır görün. Bana küçük E çiz. Tamam hocam. Aferin. Hocam oldu mu? Aferin, küçük E. Aferin. Şimdi bana büyük E çiz. Hocam çok kolay. Ne var ki? Hayır. Bana büyük E çiz, büyük. Hocam öyle desenize ya. Tamam, sen yerine geç, tamam. Ver, sen yerine geç, öğrenmiş. Oğlum işte bak, benim gibi oğlum. Geç, yerine geç. Sen 11 senede kalmışsın, bak, büyük E nasıl çiziyor. Hocam Ahmet bana tip bakıyor, döverim ben bu çocuğu. Bugün kendime söz verdim. Adam demeyeceğim. Evet, Türkçe dersimiz bitti. Şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Yarım saat sonra matematik dersine geçiyoruz. Teneffüs lan! Teneffüs oldu! Teneffüs lan! Yavaş! İki kişiye tek kişi yakışıyor mu lan? Yavaş! Oğlum! Öğretmen gelsin, hepinizi söyleyeceğim. O çantanın orada ne işi var yerde? Hocam, en çantamı yer aldım. Al Ahmetciğim onu. Hocam o benim çantam, yalan söylüyor. Elidir. Hayır! Kavga yok. Hayır Musa'cığım, hayır. Otur. Hayır. Tamam hocam. Akılsın. Ben bu çocuklara ne yapacağım ya? Efendim Samet'ciğim? Aferin. Samet çok paylaştığınız bir çocuk. Ahmet'le kalemini bölüştüğün için Ahmet'ciğim teşekkür et ona. Teşekkür et, ne bileyim bilmiyorsun. Bağır adamı, teşekkür et. Bana bakın. Beni dinleyin. Samet, Eyüp çok konuşuyorsunuz. Ayrıl. Arka sıraya çok konuşuyorsunuz siz. Arka sıraya. Sen arka sıraya geç, çok konuşuyorsunuz. Arka sıraya geç, bir arka sıraya. Musa'cığım rahat dur, görüyorsun halini. Tamam, sen çok yaramazsın, sırfın yaramazsın, rahat dur. Şimdiki dersiniz matematik dersi. Bugün size toplamayı öğreteceğim. Eğer ki toplamayı öğretmezseniz size güzel çarparım. Sonra bölerim sizi. Ona göre toplamayı düzgün öğrenin. Hocam toplamayı bilmem de biz hayatımızdan çok insan çıkardık. Çıkartmayı iyi biliriz. Şimdi tahtaya matematikte toplama işlemini yazacağım. Bunu cevaplamak isteyen el kaldıracak, tamam mı? 2 artı 2 eşittir kaç yapar? Hocam. 2 artı 2. Hocam ben söyleyebilir miyim hocam? İlk Ahmet parmağını kaldı, söyle Ahmet. Bilemedin, otur. Musa'cığım sen söyle. Hocam 2 kere 2. Tilkinin. Hocam pardon, özür dilerim, aklım başka bir şeye gitti. 2 kere 2 3 yapar hocam. Hayır sen de bilemedin, otur. Samet sen. Aferin. Samet'e bir alkış. Oğlum bundan sonra soruların cevabını bana söylüyorsun. Ben çıkıp hocadan aferin alıyorum. Tamam evet, mı? Evet arkadaşlar bakın şimdi. 2 kere 2 nasıl 4 ettiğini size söylüyorum. Bakın buraya. 1, 2, 3, 4 tane çizik atıyorsunuz. Bunları bir sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 4 ediyor. İşlemimiz bu kadar basit. Hocam 2 kere 2 4 eder de siz bir adam edemezsiniz. Alın lan bana. Bu çocuk çok kurtarvası pusuyuz demiş. Olmuyor. Çok büyüyünce politikamdır olacak belli. Eyüp, silgini ver bakayım. Al. Tadına baktın, tadı güzel miydi? Matematik dersimiz bitti. Teneffüs testiniz yarım saat sonra sınav olacaksınız. Teneffüs mü? Hemen asmalıyım. Hemen yaramazlık yapmalıyım. Hemen sınıfı dağıtmalıyım. Hadi güreş. Gel lan buraya. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Geçin lan. Ayı. Geç. Otur. Ahmet arkadaşım, Eyüp arkadaşım orantısız güç kullandı. Eyüp böyle gidiyor.
Arkadaşlar ben bu sınıfı geçmeliyim. Sınav kağıtlarınızı da atacağım. Alır kağıt da getirmedim ki. Of ders bitseydi hemen eve gitsek. Şimdi dönemin başında gördüğünüz bütün derslerin sınavını yapacağım size. O yüzden herkes çalıştı mı? Çalıştı mı herkes? Evet hocam ben çok çalıştım. Söyle bakayım. Hocam diyorum ben bütün dersleri aldım. Aslında bir öğrenci bütün dersleri nasıl aldınız? Onun cevabını verirseniz ben de sorunun cevabını açıklarım. Really nigga? Sen neden öyle saçma saçma hareketler yapıyorsun? Şunun bir açıklamasını yap bakayım. Arkadaşlar bu yaptığımız hareketler tamamıyla hayal ürünüdür. Siz öğretmeninize böyle hareketler yapmayın. Bu hareketleri ben video geri şakasını yapıyorum. Sakın ona da gidip öğretmeninize yapmayın. Bir ton dayak yersiniz sıkıntı yani. Küçük kardeşlerime bu uyarı olsun. Sakın benim yaptığım hareketleri gidip öğretmeninize gerçek hayatta yapmayın. Ben şakasını yapıyorum. Ya bu çocuk çok akıllı bir çocuk oldu ya. Gözümde büyüdü, gözümün önünde büyüdü ya. Sakin ol, sakin ol. Evet, şimdi sınav olacaksınız. Herkesin yerlerini değiştiriyorum. Ahmet, sen Musa'nın yanına geç. Eyüpcan. Eyüpcan sen de bu tarafa gel. Geç şuraya, 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 şuraya. Samet, bana kopya ver tamam mı? Eğer bana kopya verirsen seni okulda korurum. Sen ne yapıyorsun lan? Geç. Ya hocam. Oğlum geldin yanıma en sonunda. Hocam bunu yanına alın, bu 11 sene kaldı. Bana bulaştırır bu hastalığını. Hocam, arkadaşım abi osurdu. Sıradan mı çıktın sen osurdun mu? Sıradan çıktı. Emin misin sıranın gazı yok diye biliyorum ama. Kalemini mi? O gitsin abisi gelsin. Ona öyle söyle. Çek al. Al ona geri ver. Benim kalemim yok. Arkadaşlar fazla kalemi olan var mı? Fazla kalemin var lan senin. Bir tanesini alıyorum Samet. Tamam. Hiç kalemim yok diyen arkadaş gibi. Mesela ben lise 2'ye falan girdim. Kalemim dolu vardı, çantamda doluydu. Arkadaşlar bir tane kalem var, hoca söylüyordu. Ben de bak kalemim yok. Çalıyorlar sonra. Herkes araya çanta koysun, kopya çekmemek için. Sen de araya çantanı koy. Ben sana kopya hadi. Ne yapacaksın? Kopya çekeceğim. Kopya mı çekeceğim? Evet. Yiyorsa çek. Al sınav kağıdını. Sen de al Sametciğim. Süreniz başladı. 10 dakika sonra sınav kağıtlarını alacağım. Musa'cığım sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Musa? Ne yapıyorsun? Hocam silgim. Silgim yok da. Birisi arkadaşınıza silgi verebilir mi? Hocam kopya çekti kesin. Yok birisi arkadaşınıza silgi versin ben Musa'ya bakıyorum. Birisi silgi versin Musa'ya. Al Musa'cığım silgi. Tamam. Hadi kafanı, kafalar aşağıda. Tamam hocam. Kafalar aşağıda. Hocam ben kalemimi açmaya gidebilir miyim? Hayır. Hocam tuvaletim geliyor. Sınav bittikten sonra. İşe yerim bak burada. Oğlum siz bana sayıda mı geldiniz lan? Hadi son 5 dakikanız kaldı hadi. Hocam. Heh buyur. Aferin evet doğru gidiyorsun aferin sana. Aferin sana. Sınavını bitiren kağıdını bana versin. Kimler sınavını bitirdi? Tamam. İsmini soy ismini yazın. Kağıtlarınızı adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Musa'cığım ne yapıyorsun sen? Musa! Arkadaşım baktım yanlış yapmamış mı yapmamış mı? Hayır. Yapmamış mı? Ya, ona yardım edecektim hocam. Ne? Hocam öpüşecek miyiz? Niye bu kadar yakınlaştın? Hocam arkadaşım yanlış yapmamış mı yapmamış mı ona yardım etmek için hayır, baktım. Hayır sana düşmez abi. Senin ismini yazdım. Al bunu al. Al bunu al bunu al bunu. Ocak ocak. Çok. Şişt, ne yapıyorsunuz orada fısır 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 fısır? Ne yapıyorsunuz? Yan sıraya bakın ne kusturuyor ya. Hocam biz hasımız onlarla yan, evet. Yan sırayla. Sınavını bitirenler kağıdını versin. Aferin Samet. Samet çok çalışkan ya. Samet sınıfın en çalışkanı. Hocam ben ismimi soy ismimi yazmayı bilmiyorum. Birinci sınıfım ya. Yılın sonuna geldik ya ikinci sınıfa geçeceksin. İkinci sınıfa mı geçtik hocam? Evet. Tamam biliyorum ben artık. Hocam bitirdim al. Hocam mesele sınıfı geçmekte değil. Bir dakika ben konuşuyorum. Gelirsem oraya ağzını burnunu... Ooo kavga mı yoksa? Çekil. Özür dilerim. Kavga yok. Barış gel. İlk başta Musa'nın kağıdına bakacağım. Musa 2 kere 2, 4 doğru. A, B, C harflerinin küçük hallerini yazın demişim. Büyük hallerini küçük haller diye yazmış. Musa'cığım sen şu an bir error verdin. Bu nasıl bir cevap? Şuraya bir bakın. Küçük hallerini yazmışım, büyük hallerini. Siz ne demişsiniz? Küçük hallerini yazın. A, boyut olarak küçük. Bunlar da büyük. Musa'cığım ben sana senenin başından beri şu harflerin büyüğünü küçüğünü öğretemedim ya. Hocam büyüklerin elleri öpülür. Küçüklerin gözleri öpülür. Efendim? Ahmet bana vurdu. Ahmet sana vurup gitti mi? Sana da mı vurdu? Ahmet vurdu. Ahmet çık dışarı, dışarı çık. Hocam Ahmet'in yerine ben dışarıya çıkabilirim. İkiniz de çıkın, çabuk. Senin yüzünden görüyorum. Çabuk ikiniz de çıkın. Niye? Sınavın başından beri. Huzurum bozuldu baba, dengem bozuldu ya. Yerme bu kadar Özgür. Başım ağrıdı valla, birinci sınıfı uğraşmak çok zor, benim başım ağrıdı yemin ediyorum ya. Sınıf bir sessizleşti değil mi? Sınıf sessizleşmedi mi sizce? Abi ben şimdi hocayım, müdür çağırıyor diye kaldırıyor. Şimdi kapıyı tıklatıp onu göndereceğim, sonra biz sınıfa gireceğiz. Gir. Hocam sizi müdür çağırıyor. Müdür çağırıyor hocam, bilmiyorum. Müdür mü çağırıyor? Hangi? Müdür hocam, kaç tane müdür var? Lan hocayı kandırdın lan, müdür çağırmadı lan. Ders boş, hadi. Sen sıkıp bir tuvalet dansını ya. Vay vay. Ahmet. Musa. Musa. Ahmet gelin buraya. Buraya gelin. Hani beni müdür çağırmıştı? Hocam bize öyle dediler. Bana var dediler. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz benimle? Evet hocam.
Sınavlarınızı okudum. Musa'cığım 50 puan almışsın. Matematik sorusunu doğru cevaplamışsın ama Türkçeden kalmışsın. Samet 100 puan. Eyüpcan iki kere 2'ye AU demiş. Doğru mu? Bu doğru bir cevap mı? AU. Doğru. Yöreye göre değişiyor şimdi 2 kere 2 4. Bir yöre var AU diyor, bir yöre var 4 diyor hocam. Eyüp 2 kere 2'ye AU cevap vermiş. Türkçeyi boş bırakmış. Hocam. Eyüp sana gönlümden 100 puan veriyorum. Eyüpcan 100 puan aldın. Ahmet'in kağıdındayız. Oğlum iki tane müdür değişti bu okul. Sen hala bu okuldan gitmedin. Hocam artık yani alıştım. Alıştın artık, evet. Burası evin gibi. Evine gitmiyorsun, arada burada uyuyorum, ben görüyorum. Ahmet'in sınav kağıdında Ahmet 2 kere 2'ye 4 demiş, doğru. Türkçe'de A, B, C'nin küçük harflerini sormuşum. Doğru yapmış. Ahmet 100 puan aldı. Sakin ol işte. Ahmet 100 puan aldı. Eyüp 100 puan aldı. Samet 100 puan aldı. Ama Musa 50 puan alarak sınıfta kaldı. Aa, hocam benim karnım acıktı hocam. Evet, beslenme saatini geçebiliriz. Evet, beslenmenizi yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar yemeği olan var mı? Yemeğiniz yok mu? Evet, sınıf başkanı seçiyoruz. Sınıf başkanı seçiyoruz. Sınıf başkanı olmak isteyenler el kaldırsın. Sınıf başkanı. Hepiniz sınıf başkanı olmak istiyorsunuz. Herkesin eline birer tane kağıt veriyorum. Herkes sınıf başkanı olmak istediği kişiyi kağıda yazsın. Hocam kendimizi de yazabiliyoruz mu? Kendinizi yazamıyorsunuz. Ben kendimi seçemez miyim hocam? Hayır. Seçme seçilme hakkım yok mu? Eğer ki beni seçerseniz Haribo çikolata alırım hepinize. Nasıl? Devala. Devala? Gerçek yani. Gerçektir yani. Başka nedir? Merhaba. Aa. Merhaba. 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 Seninle iyi anlaşacağız biz. Ben bir şey alayım. Oo, hemen Ahmet'i seçmeyelim. Hiçbir şey yapmayacakmış. Ben yazıyorum. Dondurma alacağım. Oha. Oha mı? Ben iki tane dondurma alacağım. Ben 3. Ben 4 dondurma alırım. Senin yüzünden niye dondurma sayısını yükselttin? Neyse, ben Eyüpcan'ı seçerim. Eyüpcan'ı mı seçeceksin? Eyüp gel, ben senin yerine yazayım Eyüp. Al senin kağıdın. Ver o kağıdı bana. Sen biz kağıdını versin. Ver kağıdını. Hocam. Heh, söyle ne oldu? Ben kaldırmış, kendi ismini yazmış o kağıda. Musa mı kandırıp senin ismini yazmış kendi kağıdına? Bekle, şimdi Musa. Ahmet. İlk kağıdı açıyorum, bakalım kime oy gidecek. İlk kağıtta Abdul Samet var. Abdul Samet'e bir oy gitti. İkinci kağıtta ise Musa var. Musa'ya da bir oy gitti. Diğer kağıtta ise yine Musa. Musa'ya bir oy daha gitti. Diğer kağıtta ise Ahmet var. Böylece sınıf başkanı Musa seçiliyor. İşte bu. Sınıf başkanı olmak için ufak çarpıda birazcık oyun yaptım. Yapmak zorundaydım, yoksa sınıf başkanı olamazdım. Sınıf başkanı olduğu için tebrik ediyorum. Ne demek hocam, ben de seni tebrik ediyorum, adam olamadın işte. Hocam ben de sizi tebrik ediyorum. Bana bu görevi layık gördüğünüz için. Gözünüz kapalı. Ne yapayım? Şunlara bak, ne yapayım? Bak sen arkanda dönün sınıf başkanısın. Oğlum bak o kafayı kopartırım kah. Hocam. Musa'cığım aşağı kantine inip geleceğim. Sınıfı sen ama konuşanları tahtaya yaz. Hocam kantine inmişken de bana bir şey yapın da. O kadar sizin yerinize görev yapıyorum. Konuşanları tahtaya yaz. Gelince onlara ben eksi vereceğim. Oğlum sınıf başkanıyım ben, herkes yerinde uslu dursun. Yoksa kaleminizin çalmak zorunda kalırım ha. Bir sürü kalemin var lan senin. Araç toplamaya geldim. Kaç paraya aldın sen bunu? Seni kazıklamışlar ha. Devam. Hemen mahallenin yukarısında daha ucuz. Gözümdeler uzak. Şaka yaptım şaka. Hocam Ahmet en çok konuştu. Senin çıkışı da çok pisti hocam. Ben gidip yerine kabirleri yaramazlık yaptı mı? Hocam ben varken kimse yaramazlık yapamaz. Aferin aferin. Sen güzel bir hocam başkanım. Koyun mu seviyorsunuz Allah aşkına? Koca bir yılın sonuna geldik. Hepiniz ikinci sınıf oldunuz. Tebrik ediyorum size. Bugünlük dersiniz bitmiştir. Herkes evine gidebilir. Hocam Ahmet arkadaşımız burada yaşıyor. 11 senedir burada olduğu için o gitmiyor eve. Biz gidiyoruz ama. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Sen git ekmek arası yap, tamam mı? Mahalle maçı var. Bir tane de yap bana getir. İki tane ekmek arası yap. Bir tane zeytinli domates yap. Ben eve gitmeyeceğim. Tamam. Akşam eve gideceğim. Bana hep karnım aç. Sonra top oynayacağız dışarı. Siz ne istersiniz? Eve güzel güzel git, dersine çalış. Verdiğim ödevleri de yap, tamam mı? Hadi görüşürüz Samet'ciğim. He. Hadi Eyüp hadi. Hadi oğlum herkes sınıfı boşaltsın lan. Kız da sınıfta buluşacağım. İkinci sınıfa gidiyorum. Başka buluşacağım yer yok. Evet, okul bittiğine göre ben de evime gidebilirim. Siz de aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup bizi düşünmeyi açmayı unutmayın. Zaten bu dakikaya kadar like attığınızı düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm.